Birisine selam vermiş. Daha gün Bakırköy'de. Eski anlattı. Kendi anlattı. O demiş selam verme demiş. Günaydın de demiş. Bir vurdum bir adam yere düştü. Ulan dedim de ben sana şey diyorum. Güzel şey diyeyim. Bir hastayım işte. Bak dedim hastalığın için bak. Sen dua ediyorum selam diyorum. Sen de böyle yapıyorsun diye. Bir vurdum diye yere düştü diye. Allah Allah. Günaydın diyecekmişim diye. Ne diyor sana günaydın mı derim lan diye. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 23. lema 193. 23. lema ne lemasıdır? Tabiat Risalesi değil mi? Çok meşhur bir risaledir. Şimdi soru tabiat ispat, yani varlığın yaratılmasını dört yol olduğunu söylüyor. Kendi kendine esbab ve tabiat ve Allah yapıyor diye dört tane kategori inceleniyor. Bir şeyin vücuda gelebilmesi için ya kendi kendine oluyor, ya sebepler yapıyor, ya tabiat yapıyor, ya Allah yapıyor Eşer abi. Bundan başka yol yok. Üç tanesini, yani şöyle desem, şu kapıyı açacak dört tane anahtar var. Kesin ama. Onlardan bir tanesi var. Dört tane anahtarın içinde bir tanesi açıyor. Üç tanesinin açmadığını denesek, birisini denedik açmadı, bir tanesini denedik açmadı, bir tanesini denedik açmayınca, dördüncüsünün açmasına da denemeye gerek yok çünkü %100'dür. İlk önce dört tane anahtar kapıyı açacaksa açma ihtimali her birinin %25'tir. Hulasa ediyorum, bu sorunun başı bu. Üç tane yolun butlanı, yani olamayacağını ispat ediliyor tabiat risalesinde. Sonra tamam diyor ama şöyle sorularım var diyor. Tabiat perest bir zat var böyle. Bu hayal değil. Alim manada karşısına dikilmiş bir zındık var. Ona cevap veriyor. Nasıl ki böyle zihnimiz bazen bir şeye meylediyor ya. Bazen karşısına birisi geliyor. Mutfaktasın, yoldasın böyle. Bayağı kızıyorsun, cevaplar veriyorsun. Onun ilerisi işte bu. Mesela durup dururken, mesela bugün bana küs olmayı Allah böyle bir sistemi niye çıkarttı diye yarattı. Yani küs olmak, darılmak. Bunu Allah çıkarttı bunu. Allah yarattı yani. Böyle bir sistem var insanda. Küs olmak, dargın olmak. Niye bunu yarattı? Böyle bir soruyu duydum. Soruyu duydum içinde. Cevabı da verdiler. Ben de seslendirdim. 17 dakikalık bir cevap var. Yani niçin söyledim? Böyle bu hayal falan değil. Karşısına uzat dikilmiş. Mesela diyor, birkaç tane sualim var diyor. Birinci sual, tamam da Allah bizim ibadetimize ne ihtiyacı var diyor. Tamam, Allah yaptığı yara kesin. Allah bizim ibadetimize ne ihtiyacı var diyor. Cevap veriyor. İkinci soru var. Diyor işte burada da azameti cihetiyle bunu her şeyde ve her şeyde meşit ile, neyse, Allah'ın nasıl yaratıyor bunu? Nasıl yaratıyor? Üçüncüye geliyor. Üçüncüyü ben okuyayım şimdi. O son üç tane sorusu var. Üçüncüsünü okuyacağım. Üçüncü sualı şu. Eskiden düşman, şimdi dost olan muhtedi, yani hidayete girmiş. Diyor ki tamam, Allah yaptı. Ama şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki hiçten hiçbir şey icat edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor. Yani hiçbir şey yoktan var edilmiyor, var da yok edilmiyor. Bazı fizikçi dinsizler diyor. Ama bunu da size söyleyeyim. Avrupa'nın bazı filozofları, dinsiz bilim adamları dedikleri adamlar Tanrı'yı inkar ediyorlar. Allah'ı inkar etmiyorlar. O dinsiz değiller.
dinsiz Hristiyanlar söylüyor. Hristiyanlık akidesine, testisine düşman. O dinsiz diye bahsedilen, mesela Hegel felsefede meşhurdur, son asrın felsefecisi, dinsiz diye tanınıyor. Yanlış yani. Şimdi Avrupa'nın dinsiz dediği kişiler İslam'a yakın. Onlar o Avrupa'nın uydurdukları dine düşmanlar. Onun için onlara dinsiz denmiş. Aslında hakperestler ya. Anladın mı abi? Yani onların dinsizi. Bizim dine yakın olanıdır. Dindarı demiyor. Çünkü onlar söylemiş dinsiz. Testisi kabul etmiyor. Böyle bir şey yok diyor. Sizin uydurdunuz diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Ya İslamiyet'i bilmiyor veya doğru olan İslamiyet'i duymamış. Medyadaki terörist İslam diye böyle haşa böyle söylemişler. Şimdi diyor ki bu tabii bilmiyor. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var da yok olmaz demişler. Usta da soruyor. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. Yani o zaman Allah ile alakası yok diyor. Peki ne oluyor? Kainat çözülüyor, var oluyor. Yani mesela otu sığır yiyor, hayvana dönüşüyor, idrar veya dışkı ile atılıyor. Bu sefer elma oluyor o. Veya hayvanda kalmışsa insan onu etiniyor. İnsan yiyor. Eğer insandan dışkı olmuşsa yine doğaya gidiyor. Olmamışsa mezara gidiyor. Yani kainat böyle bozuluyor, toplanıyor. Toplanıyor, bozuluyor. Bozuluyor, toplanıyor. Yani burada şunu demek istiyor. Şu elmanın yaratılmasındaki sebep belli. Malzemeler doğada var. Güneş var. Hava var. Su var. Elementler de duruyor. Şimdi elma oluyor işte. Allah ile hiç alakası yok diyor. Yani Allah demiyorlar onlar. Tanrı ile alakası yok. Tabi onların uydurduğu Tanrı hakikaten yapmamıştır. Mehmet Necip Fazıl Kısakürek mi? Neye? Onun bir yazısında birisi göndermiş de bana. Allah diyor Tanrı'nın belasını versin demiş. Tamam mı? Böyle bir yazısı var yani. Tanrı uyduruk. Hani Müslüman olmayan Türklerin uydurdukları var. Gök Tanrısı, yılan Tanrısı, güneş Tanrısı. Hani onları kastediyor yani öyle. Putla putane vardı ya. Hubel falan diye. İşte Allah diyor tanrıların belasını versin diyor. Yani o putanedekiler tanrılar var ya. İşte bu Tanrı ile alakası yok demişler. Bu sefer dinsiz dediler. Allah ile alakası yok demiyor adam. Sizin uydurduğunuz o Tanrı var ya hiç onunla alakası yok. Şimdi sual da çok garip yani. Yani Salih Nur olmasa insan sendeler yani. Güneş var, hava var, toprak var, su var, maden de var, bende de iştiha var. Elma oluveriyor işte. Allah ile ne alakası var? Soru bu. El cevap, nuru Kur'an ile mevcudata bakmayan filozofların, Kur'an'ın gözüyle kainata bakmayan filozofların en ileri gidenleri bakmışlar ki din olmayınca şimdi bu varlık düşünün veya dünya şu varlığı elime var deyin, tamam mı, şuraya var. Bu varlığın başı hiçlik olamaz. Niçin olamaz? Hiçlikten hiçlik yok ki, hiçliğin vücudu yok ki varlık ortaya çıksın. Bir varlığın başı hiçlik, sonu hiçlik, iki hiçlik arasında varlık fizliğe zıttır. Entropi denilen bir şey var, kanun var. Zaten ona zıt. Yani varlık anlayışına zıt. İki hiçlik arasında var olamaz. O zaman filozoflar demiş ki, madem bu var, o zaman başı yok, sonu da yok, bilmiyoruz. Burada olan oluşan diyor. Yapılan demiyor değil. Kendi kendine oluşan, evrilip devrilip çevrilip oluyor işte. Çünkü onlar bir ilah, Rab biliyor. Hristiyanlar Rabbi, Allah'ı bilmiyor tabi. Bunun başı ve sonu hakikaten doğru. Fiziğe göre bu varlık, yani şu dünya, elimdeki şu varlık, varlıksa bunun başı, kaynağı hiçlik, sonu da hiçlik olamaz. Fiziğe zıttır. Var
varsa bu ezelidir demek zorunda kaldı. Niye kaldı? Bu böyleydi, böyle devam ediyor. Başımaşı yok yani. Vardı, var olmaya devam ediyor. Yaratıldı dediği anda yaratan ortaya çıkacak. Hiçlikten de varlık olmayacağına göre, varlığın önü de hiçlik değil. Tanrı'ya da veremiyor, o zaman vardı diyor. Ezelidir diyor maddeye. Peki, kuantum teorisiyle ne oldu, kuantum fiziğiyle? Madde, biz mektep benim yaştaki kuşaklar bilir. Atom, maddenin bölünebilir en küçük parçasına denmişti. Atom, maddenin bölünebilir en küçük parçası, bölünür. Şu anda bu anlayış rafa kalktı. Madde anlayışı vesaire enerji boyutuna indirgendi. Yani artık atomik yapı enerjiye, enerji esire, esir maddeye ayak. Yani şu, buz suya, su H2O'ya, H2O enerjiye, enerji esire, esir madde hayata, madde hayat aynı hayata doğru gidiyor. Yani aynı yerdeler. Yani böyle elimi yapıyorum ama hepsi aynı yerde. Buz nerede? Su oradadır. Yani buz başka yerde, su başka yerde değil. Buz neredeyse su oradadır. Su neredeyse hidrojen, oksijen iki zıt. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. Ama söndürücü olmuş. O neredeyse esir de oradadır. Enerji de oradadır. Madde hayat da oradadır. Aynı hayatta, hayat da oradadır. Peki ne vardır orada? O buz gibi gözüken bütün varlık alemleri oradadır. Dünya da böyledir. Aynı buz gibidir. Bütün varlık birbirinin üzerine bindirilmiş. Yani nasıl? Buzda su olduğu gibi. Biraz da ileriye atlama yaparsam buz ile H2O. Nasıl bir atlama yapıyor? Şimdi adamlar buraya bakmışlar, düşünmüşler varlığa. Ulan bunun Tanrı yok. Tanrı kabul etmiyor. Hiçlikten de varlık olmayacağına göre o zaman bu var, bu varlık ebedidir, ezelidir. Vardı, varlığa devam ediyor. Nereye kadar? Yapı değişti. Yani madde maddelikten çıktı. Enerjiye dönüştü. Kuantum fiziği şimdi enerjiye dönüştü. Madde değişti. Değiştiğine göre değişmediğini nereden biliyorsun? Hiç değişmeseydi değişmedi geliyor diyebilirdin. Ama değiştiğine göre değişimi ihtimalini öne çıkarttı. Değişmediğini nereden biliyoruz? Bak madde her zaman birbirine dönüşüyor. Enerji zaten şöyle demiş. Bu Einstein'la başladı madde anlayışı. Ben uzatıyorum biliyorum ama eşin ehillerine malzeme vermeye çalışıyorum. Diyor ki var diyor gördüğünüz enerji paketlerinin donmuş halidir. Böyle, öyle görüyoruz. Yani şu bardak donmuş enerjidir. Yani buz donmuş sudur, su enerjidir ya. O zaman başa doğru düşünürseniz şurada momentum dedikleri yani donmuş enerjidir. Formülüze etmiş. E eşittir mc kare. Şimdi adamlar bakmışlar kısacası. Madde var, inkar edilmiyor, yaşıyoruz. Tanrı da inkar etmeyeceğim, yoktan da var olmayacak. Bu nedir o zaman? Bu ezelidir demiş. Kuantum fiziğiyle bu çöktü şimdi, dibe vurdu. Madde değiştiğine göre değişikliğini de ihtimalini verdi. Tabii çöktü. Üstad da diyor ki, bakmışlar diyor bu mevcudata, teşekkülat ve vücutlarını sabıkan ispat ettiğimiz tarzda imtina derecesine müşkülatı gördüklerinden İki kısma ayrıldılar. Çünkü var yani. Ama bazılar da şimdi anlatacak. Çok ilginçtir. Şimdi bu mevcudat var. Elma, armut var diyor. Bak şimdi. Buna sebep ne gösteriliyor? Güneş. Su. Bak yukarıdan aşağı iniyorum. Güneş. Hava. Su, toprak. Çekirdeğin etrafına toplanmış. Elma olmuş. Filozofların bir kısmı Alaaddin şöyle demiş. Tamam diyor. Bu maddelerden, çekirdekten elma oldu da, yani malzeme bu, güneş, hava, toprak, su. Fakat diyor, o gübrede, o elmada, elma olma, yani oluşturulmada bir merhamet var. Bir yere cevap var. Yani bir elma mesela rengi gözümüze göre, kokusu burnumuza göre, kesişi, yenişi dişimize göre, mandalina yapmışsa dilim yapmış, suluysa. Yoksa elma ısıracak gibi. Tadı dilimize göre, gıdası vücudumuza göre. Şimdi ağacın dallarına minhasülâ ihtasip diyor.
ummadığı bilmediği tarzda rızıkları ona veriliyor. Vaktinde bu elmada bir merhamet var. Bir seni bilmek var. Senin gözünü bilmese ona o rengi atamaz. Senin vücudunu bilmese ona bu elementi koyamaz. Yani o zaman diyor bu elmayı bu elementlerden bir gaye sahibinin gayesini gösteriyor. Bir hedef olması lazım. Merhamet olması lazım. Şu düşün, senin adın neydi? Nurullah. Nurullah. Şöyle bir insan düşün ki sana bir şey verir mi? Seninle fethediyorum. Elime geçirirsem öldüreceğim, kıyma yapacağım desen. Sana bu merhamet yapar mı? Sana bir şey verir mi bu? Hayır birisi. Ha elmada merhamet var. Hainlik yoktur. Yani sana bunu vermiş. Sana bunu vermişse o zaman merhamet. Doğada, güneşte merhamet yok diyor filozof. Havada yok, suda yok, toprakta yok. Bu elementleri benim için, benim vücuduma cevap olacak, ihtiyacıma cevap olacak tarzda ayarlayayım. Vaktinde gönderilmesinde bir merhamet, şefkat ve bir bilmek vardır. Bir. İki. Bu elmanın yaratılmasında bir kainatta bir tesanüt vardır. Bir birbirine dayanmak vardır. Bütünlük vardır. Maddede de böyle bir şuur olmadığından, kendi varlığında şuuru olmayınca başka bir varlığa da şuuru olmayacağından demiş ki bu eşya birbirini tanımıyor. Birbirini tanımadığı için birbirine yardım edemez. Bu eşya insanı da tanımıyor. Ona da merhamet edemez. Bu eşya kendi kendine olamaz. Allah'a da kabul etmiyorum. O zaman demiş ki hiçbir şey yoktur. Bunlar gördüğümüz hayaldir. Uzattığımı biliyorum ama bak Sofes dayı çıktı bu grup. Demiş ki bu kainatı görüp de gördüğüm halde, kabul ettiğim halde Allah yoktur demek, varlığı görüp yok demekten daha ilginç olacağından, o zaman Allah kabul etmemek adına bu mevcudat yoktur dedi, işin içinden çıktı. Nedir peki bu? Hayaldır. İkinci bir grup çıktı işte, yoktan var olmaz. Onlar da güya tabiatlar olarak gözüküyor. Şimdi tahlil edecek onu. Bir kısım sofestayı olup, İnsanın hassası olan akıldan istifa ederek, istifa etmiş. Yani hakikaten çok tuhaf, Mustafa bir cümle kullanacak. Akıldan istifa ederek, bu yoktur demekle akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kainatın vücudunu inkar etmeyi, yoktur demeyi, hatta kendilerinin vücutlarını da inkar etmesini biz hayaliz diyor. Bunlar var zannediyoruz. Rüya gibi olmadığımızı nereden biliyoruz? Böyle bir ekol var. Sofestayı. Şimdi diyor rüyada olmadığını kim sana söylüyor? Diyor. Hepimiz rüyadayız. Delili de şu. Allah Allah delile bak. Rüyada sana bir tanesi dışarıdan üflese. Sen rüyadasın. İnanır mıydın? Sen de böylesin diyor. Ama bak bir dışarı ihtiyacın var yani. Hatta kendilerini de inkar etmesini dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Yani tabiat yaptı demek ahmaklığına düşmektense aklı inkar ediyorum diyor. Çünkü bu sanatı görüp elmayı, mesela elmayı görüyor, bunu boyayan kördür. Bu ölü maddelerden dirilmiş canlıdır. Ölüdür nasıl dersin? Bu elmayı boyayan kördür. Ölü maddeden diri yapan ölüdür. Merhameti gösteren şey beni bilmiyor. Bütün kainatın bütünlüğüyle ancak oluşabilmen, yaratılması mümkün olan bir elmayı. Çünkü dünyanın 23 derece 27 dakika yık olması lazım. Güneş etrafında şöyle 108 bin kilometre hızla dönmesi lazım. Kendi ekseni etrafında 1666 kilometre hızla dönmesi lazım. Nem oranı şöyle olması lazım. Vesaire. Bunlar olmazsa, bu hassas bir hesaplama olmasa elma vücuda gelmez. Siz hiç göz doktorunun veya orto kaporta boya dükkanında ustanın ama gördünüz mü? Boya yatan meyveye kör olmaması lazım. Ölü topraktan gübreden mandalinayı çıkartan diri olması lazım. Çünkü diriler yapmış. Bunu var olduğu halde gözü göreceğim kör yaptı demektense yoktur dedi ya. Adam biraz akılsızlık yaparak gene akıllılık yaptı. Diğerleri diyor ki gözü, evet göz var diyor ama kör yaptı demektense sofistayler diyor ki gözümüz yoktur. Gene bu biraz da akla yaklaştı yani. İnkar etti ya, kendisini de inkar etti. Böyle dalin amin. Bunları biraz fiilen uygulamasını şeyler yapmış. Budistlerde var.
Brahmanlar var böyle Hindistan'da. Yani her şeye aldır, hiçbir şey gerçek değildir. Bunlar görüntüdendir, böyle birbirine şey. Ondan sonra çırılçıplak dağlarda, böyle manastırda, dağlarda yaşıyorlar böyle. Hiçbir varlık anlayışları yoktur. Hiçlik diyor adına, biz hiçiz, hayaliz, böyle bir şey yok. Çıplak olarak tamamen Brahmanlar böyle dağlarda, hiçbir varlık anlayışı, hiçbir olgu anlayışı, hiçbir doğruluk yanlışı olmadan böyle hani eskide dağ keçileri vardı böyle, gerçi az kaldı ya, veya bazı yerlerde atları bırakırlar böyle, 6 ay sonra alırlar böyle, kendi haline ne varsa görsün diye. Orada ne gördü? Yaprak, onu yiyor. Orada bir yerde mağarada yatıyor. Bu güya inandığı bir şeyi yaşamaya, ona eylemsel itibariyle orada gözüküyor bu sofestayla. Varlıktaki doğruluk yanlışlık şeyleri sıyrılmışlar adamlar. Yani bu da akıllılık diyor. Size sorsalar biz kimiz de, siz yoksunuz ki sizin hakkınızda hüküm vereyim. Sen var mısın, ben de yokum. Peki üşüme nedir? Öyle zannediyorum diyor. Hayal anlatmıyorum, aynı böyle diyorlar. İkincisi olmaktansa bu hakikaten biraz akıllılık. Akıldan istifa etmek. Yani akılsızlık daha iyidir. Akıl olup da akılsızlık yapmaktansa, akıl olmaması daha iyi. Akıldan istifa etmişler. Birinci yol bu. İkinci yol. İkinci güruh bakmışlar ki dalalette esbab ve tabiat mücit olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı hadsiz muşkulatı var. İkincisi bir bakmış ki bir değil varlığı yapmak, sineğin kanadını, ki ayette bunu delil gösteriyor, kopmuş olan kanadını yapıştıramazsınız. Bir tanesi çıktı bana demesin ya. Dedi ki niye yapıştıramazsın? Japon'la ben bile yapıştırırım dedim. Ulan aferin lan. Hiç böyle düşünmemiştim. Japon'la yapıştırırım. Değil yapaya yaratmak dedim. Tamam. Kopmuş yapaya yapıştıramam. Niye ya? Japon'la yapıştırırım dedim. Yani yapıştırmayı öyle kafası öyle basıyor. Acayip bir şey ya. İmraniye'den gelene benzemiş. İmraniye de demir, değil mi? Ben de hatırıma geldi. Kainat en büyük dedim, şu dört tane soruyu sormak en zordur, cevap vermek zordur falan. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, ne cissin, vazife nedir? Ondan sonra pat deyiz etim orada, hiç unutmuyorum, İmraniye'den gelmiş adam. Ondan sonra ya nedir ya bu dedi, ya bu neyi soru dedi ya hoca dedi. Nereden geldin? İmraniye'den geliyorum dedim. Ona necisin dedi, kaynakçıyım dedi. Acayip bir şey. Ona haklısın ya dedim. Peki o tabii biraz böyle biraz gülüştüler cemaat. O da şaşırdı ya, bu kadar basit soruya niye gülüyorlar diye. Şimdi 5-10 dakika geçti. Ersal Bey hatırlar bilmiyorum, o duymuş muydu öyle. Çok anlatmıştınız. Evet. Sonra Çin'den duramıyordum tabii. Sonra ders 15-20 dakika şey yapınca elini kaldırdı. Şimdi anladım dedi. Olma, hala orada mısın dedi. Tamam. Şimdi anladım hocam dedi. Yakmışlar ki bu ikinci filozof, ya sineğin kanadını yapıştıramazsın. Yani kopmuş kanat hücredir. Hücre yaratılamaz. Hücre ya. Ama sebep olursun ağacı dikmek. Diktik. Sen mi yapıyorsun şimdi? Ağacı diktin diye yaratmayı, elma dalına elmayı takmak sen mi şey yapıyorsun? Sen bu sistemin içinde bir sebepsin. Yemeği bak, suyu gönderiyorsun. Böbreği sen mi çalıştırıyorsun? Yani bu sistem içinde bir sebepsin. Sebepler silsilesine bir sebepsin. Hangi sebep bu işin faili olur? Bakmışlar ki değil sineği yapmak, sineğin kanadını bile yapmak müşkülatı var. Ve tabi aklın haricinde bir iktidar lazım. Hayat vermen lazım. Ölüden diri. Hatta fizikte sabiteler var soruyu çözmen için. 0 santigrat derecede, 76 milimetre civa basıncı altında, efendim pi sayısı şu kadar, deniz seviyesinde şu kadar olmak şartıyla. Bunlar sabitelerdir. Sabiteleri şey yapmasa soruyu çözemiyorsun. Kainat yaratılırken sabiteler mi vardı? Deniz seviyesi mi vardı? Dünya fokur fokur güneşe kopmuş parçayken, fokur fokur kaynarken deniz seviyesi mi vardı? 0 santigrat derece mi vardı? 76 civa basıncı altında mı olmuştu? Yani laboratuvarda mı yaratıldı şu dünya? Eğer bu dünya laboratuvarda yaratıldıysa laboratuvarı nereye koyacaksın? Dünyayı onun içine koydunsa. Çok tuhaf ya. Hakikaten tuhaf ya. Bir Allah'ı kabul etmemek için ne kadar maskaralığa giriyor ya. Onun için bir mecburiye icadı inkar ediyorlar. Yani olan bir sineğin yaratılmasını, bak şimdi,
İmkansız. Çünkü hayat olması lazım. O gözü yapan çekici olacak da gözü olacak. İlmi olacak, matematiği olacak. Tasarımcı olacak. Deri de bir deri çizmek için tasarımcılar var. Öyle mi? Tasarıyor. Kesiyor. Biçiyor. Cansız ya, cansız ya. Sen cansız deri yapıyorsun. Onu ottan deri yapan. Şimdi onun da bir tasarı var. Bir hesabı var. Bakmışlar ki bu olamaz yani. Ne demişler? Demişler ki yoktan var olmaz. Peki nedir bu deri? Vardı zaten. Bu vardı. Diyorlar ve idamı da yani yoku da mal görüyorlar. Var yok olmaz hükmediyorlar. Yalnız harekat-ı zerrat ile tesadüf rüzgarları ile terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet itibariyle tahayyül ediyorlar. Yani kendi kendine toprağa atıyoruz adam. Çürüyor. Sonra bir rüzgar geliyor veya başka bir bitkinin kökü geliyor alıp götürüyor. Böyle birisine denk gelmiştim. Ya dedim sen buna inanıyor musun? Niye inanmıyorsun? Bak karşında bir tane canlı bir beden var. Ben canlı bedenden bahsetmeyeceğim sana. Canlı bir ağaçtan bahsetmeyeceğim. Gövdesinden, sisteminden, matematiğinden, kimyasından, yaprağından, çiçeğinden, uyumundan, kainat bütünlüğünden. Çünkü güneş lazım. Bahsetmeyeceğim. Sana bir şey anlatayım. Senin sevdiğin bir kitap hayal et. Roman veya fizik ve matematik kitabı. Şimdi şöyle elimde şu anda lemalar var. Tamam mı? Kaç sayfadır? Ben size söyleyeyim. Sayfa 448. Burada bir sürü mevzular var. Tabiatın, tesettürün vesaire mevzular var. Mevzular dolu ya. Şimdi desem ki bu kitap nasıl yazıldı? Yani bunun mana mertebelerini düşünün. Kelimenin içinde ne kadar mana mertebeleri. Vallahi ben A harfinden 1 milyon torbaya koydum. Torbaya 1 milyon A. 1 milyon B. 1 milyon C. 29 tane Türkçe'de harf var. Değil mi? Her harfinden 29 tane ki 29 milyon yapar. Harfleri torbaya doldursam ve dibini delsem bir çakla. Oradan harfler uçarak hiçbir tane hata olmamak şartıyla aşağıya kağıtlar uçuşarak harfler yan yana gelerek bu manayı ihtiva eden kitap olabilir. Bu manayı bu düşündüğünü şekle dönüştürüyorsun kelama, temessül diyorsun, tenvil diyorsun. Yani manayı ifade edecek, ola mana olmasın da. Normal, eskide uyutucu kitaplar vardı ilkokullar. Ali uyu, Ali uyuma yok. Ali çalış, buluş yap yok. Uyu uyu, yat uyu, tamam böyle kitaplar var. Öyle bile bir cümle olur mu? Torbayı deldik, 29 milyon harf uçuşarak aşağıya bir baktı ki mektubat oldu. Mektubat adlı kitap olmuş. Bir roman olmuş. Kaç şey var ya bunda harf. İnsanda 200 trilyonu aşkın hücre var. Bir hücrede belli olmayan atom var. Belli değil yani. İğnenin ucundaki atom sayısı bilinemez yani atom. O atomun dibindeki enerji zaten kuantum. 16 daha enerji, enerji. Enerjinin altını bilmiyorlar, iddia etmeye başladılar, esir. 10 daha dibi var işte, dinle söylüyor, maddi hayattır. Aynı yer, dibi derken aynı yerdeyiz. Şimdi değil bu siyah mürekkep kalemiyle yazılan şu kitaplar nasıl olacak ya? Dedim bak bir örnek daha vereyim, tabiat esasını geçiyor. Şurası dedim, harika bir laboratuvar düşün. Şu yandaki oda da ilaçları düşün. Kanser ilacı, beyin kanaması ilacı, kalp krizi ilacı, bir sürü ilaçlar var. Şimdi bu ilaçlar nasıl oldu biliyor musun? Garip bir tesadüf, rüzgarı açtı rüzgar, pencereyi açtı. Sonra burada elementler, 108 tane şu anda bildiğim 118 tane element var. Kalsiyum, magnezyum, demir, uranyum, kükürt vesaire maddeler var. Kavanozları var. Mesela kalp kriziyle alakalı bir ilaç en az 5-6 tane, 7 tane, 8 tane elementin hassas ölçülerle belirli şartlar altında bir araya gelmesiyle olmuş o ilaç. 0.5 miligram kalsiyum, 0.7 miligram bilmem magnezyum. Bunlarla hassas ölçülerle fırınlamalardan şuradan buradan elektron geçmiş o ilaç olmuş. Cansız ya ilaç.
Bu ilaç nasıl oldu biliyor musunuz şu satıştaki gibi? Garip bir rüzgar şu pencereyi açtı. Açtı. A şişesine bir vuru verdi. Kapağını da rüzgar ters esti. Kapağını açtı. Çünkü kapağı kapatmak saat ibresinin şeyine yönüne göre kapağı sökmek saat ibresinin tersine göre dönecek. Rüzgar bir açı verdi. Akması gereken A şişesinden magnezyum vardı. 0.005 miligram aktı. O garip rüzgar düzeltti. Sonra öteki şişe. Sonra garip bir rüzgar bu. Anafor yaparak bu 7-8 tane maddeyi bir araya getirdi. Evirdi, çevirdi, devirdi. Böyle ısıyla fırınladı. Hap oldu, kesti. Şu kenarda da bir bidon mürekkep vardı. Şurada da kalıp kağıtlar vardı. Garip bir rüzgar efendim o bidonu devirdi. Bu nasıl kullanacak, kim nasıl kullanacak, ne kadar, nasıl şartlarda reçeteyi de yazdı. O mürekkep döküldü. Sonra rüzgar gene katladı. O ilacı da şey yaptı, reçetesini yaptı. Şuraya satış reyonuna geldi. İnanır mısın? Durdu. Niye yok demiyorsun? Tabii ki. Ondan aşağı mı insan vücudu? Karaciğeri, böbreği. Yani eczanede satılan ilaca mı benziyor bir tırnak? Bir göz. Ondan aşağı mı bir sanattı yani? Peki bir eczanede satılan ilacın elementten ta eczanedeki satış rehine kadar süreci hangi mahallelerden geçmiş, hangi fabrikalardan, mühendislerden, teknisyenlerden, kimyagerlerden geçmiş malum değil midir? Düşün, onu yapan beyin, o ilacı yapan beyin ilaçtan daha harika değil mi? Nasıl diyorsun ki evrildi, devrildi, garip bir rüzgarın pencereyi açmış, şişeleri devrilmesinden oldu? Hiç utanmıyor musun yani dedim ben? Kendinden... Hakaret de olur değil mi? Tabii ya, kendine hakaret oluyor. Allah öyle değil. Sen kendine nasıl hakaret ediyorsun ya? Sen kendinden kendin utanmıyor musun? Niye kendini kandırıyorsun? Ya dericiler şeyindeydi ya, bitişikteki rahmetli Hasan abi bize de taraftardı. Gerçi şarı bu Leyli ve Nar gece gündüz içerdi ama bizi şey yapardı. Taraftardı dışarıdan şey geldiği zaman. Onun işçileri atölye. Onun altı atölyeydi. Onun o atölyedeki ustaların başı işte böyle sındıktı. O işte bizi severdi. Ya dedi, ya bize dedi bunları anlatıyorsun. Kendisinde bak şurada bir hoca var. Onu dedi mağlup et, ben de senin gibiyim dedi. O bitişimde. Ya kimmiş falan. Sonra böyle bir kaşı kaşıya geldiğimiz zaman. Sonra senin anlattığın Allah'ı inkar etmiyorum ki dedi. Yani bu tarafa. Şimdi acayip bir yani. Ne dediğini zaten kendisi de kendileri de bilmiyor ki. Şimdi elmaya bakıyor. Elmanın yaratılmasında neler gerekiyor ya? Şu dünyanın güneş etrafındaki hızı, güneşe uzaklık ve yakınlığını, zerre kadar o mesafe değişmemesi gerekiyor. Eğitliğini, havanın şeylerini, hareketlerini, nem oranlarını, dağların o duruşunu, rüzgarları nasıl etkilediğini. Bunu uçakta, turbülansta görüyorsunuz. Yani hiçbir şey kalmazdı ova şeklinde olsaydı. Öyle fırtına olurdu ki dünyanın etrafına böyle sarmalar tarzına birbirini takip eden fırtınalar olurdu. Bunları önleyen dünyadaki dallardır vesaire. Hepsi acayip bir geometrik hesaplara tutulmuş. Niye? Bir atmosferik hadise olsun diye. Hava olsun, bahar olsun diye, elma yaratılsın diye. Yani bu esbab alemindeki harika mükemmel bir tasarımı. Sen nasıl mühendissiz dersin? Yani mühendislik gerekmiyor mu dağları dikmek için? Uçak için bak bu kanatları koydun. En ufak bir şeyde dengeyi bozar. Elbisede de öyle. Mühendislik gerekiyor. Dünyada bir uçak değil mi ya? 108 bin kilometre hızla uçuyor. Türk Hava Yolları'nın uçağı 850 kilometre hızla gidiyor. Bu 108 bin. Hasan abi bilmiyorum da yani belki yanlış olacak da ben bir film seyrediyorum. Adam dedi ki vallahi dedi Tanrı var mı yok mudur dedi. Vallahi demiyor da. Tanrı var mıdır yok mudur dedi. Bilemem ama dedi. Eğer dedi varsa dedi müthiş bir matematik deası olduğu kesin dedi. Vallahi filmde. Bir tane söyle demişti. Sarıyer'de ders yapıyorum Şel'in karşısında. Ama elhamdülillah o genç şimdi namazını kılıyor çok ileri. Derste Yıldız'da makinede okuyordu. Dersin ortasında dedi ki kalk. Acebime gitti ya. Hoca dedi galiba bana geliyor ki bu Allah var gibi geliyor bana dedi. Ben de dedim ki ya, bana da öyle geliyor. Acayip bir şey ya.
Allah'ın olması seni niye korkutuyor? Tam tersine ya. Rahatlatması lazım. Gibi ama tam tersine sineğin ısırmasından kaçıp timsaha tercih ediyor. Yalnız diyor bak harekat-ı zerat evrilip devriliyor tesadüf rüzgarlarıyla. Bir terkip ve talil. Yani toplama ve dağılma ama bir maksat için toplanmış. Şu parmakların da toplanmış. Yani şu parmakların uzunluğu. Tırnak uzuyor, parmak uzamıyor. Saçlar uzuyor, kirpik uzamıyor. Boy uzuyor, belli yerde duruyor. Yani şu parmakların makinalar bundan örnek almış. Kırıldığı yerler, eklem yerleri, 5 tane olması, baş parmağına tırnak olması. Buna bir hesap gerekmiyor mu ya? Tamam toplandı, dağıldı da. Daha bir mühendislik gerekmiyor mu? Bir hesap gerekmiyor mu? Dağılmak ve toplamak suretinde bir vaziyet itibariyle tahayyül ediyorlar. İşte sen gel ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesine, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör ve dalalet insanı ne kadar maskara ve sufli ve eçhel yaptığını bil, ibret al. Acaba her senede 400 bin enva birden zemin yüzünde icat eden, semavat ve arzı 6 günde halk eden ve 6 haftada her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayat bir kainatın inşa eden bir kadir ezeliyeye, bir ilmi ezelinin dairesinde planları ve miktarları tahvil eden mevcudat-ı ilmiyeyi göze göstermeyen bir etsa ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir etsa misüllü gayet kolay o madumat harici olan mevcudat ilmeği vücudu harici vermeyi düşünüyorum da girsem girmeyeyim diye o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkar etmek evvelki güruh olan sofestayilerden daha ziyade ahmakane ve cahilanedir. Yani birincisi neydi? Bu mevcudatı kabul edip Allah'ı kabul etmemektense bu mevcudatı kabul etmiyorum daha akıllılıktır diyor. Usta da doğru diyor. Bak bu mevcudatı görüp de sanatkarını kabul etmemektense bu mevcudat var ama sanatkar yok. Böyle demektense mevcudat yoktur. Ben de yokum demek daha akıllılıktır. Çünkü akla biraz da yanaşmış. Kendisini inkar etmeyle. Çok garip yani bu da. Yani kainat hiçbir şey yoktur hepsi hayaldır diyor. Ben böyle birisine rastladım Sultanbeyli'nde. Nalbur'a getirmişler. Beni de çağırmışlar. Adam her şeyi inkar ediyor, her şeyi hayaldır diyor. Ondan sonra dedim ya bunu kendi benliğini kabul ettireyim sonra Allah'a ispat ederim ben buna. Dur sen varsın ben hayalim diyor. Her şeyi hayaldır diyor. Ulan kızdırayım da sen kime söylüyorsun lan bunu desin. Ben de diyeceğim ki bak sen kime söylüyorsun demek sen varsın diyeceğim tamam mı? Bunun için hakaret yaptım. Ulan hayvan herif lan eşek herif lan bilmem ne saydım. Ne demesi lazım? Kimi diyorsun lan sen bunu? Dediği anda tamam kendisini ispat etmiş olacağım. Adam bak sen varmışsın. Bak kabul ettin ya. Dedim ne dedi biliyor musun sen? Bunlar dediğini hepsi hayaldir diyor. Yok ki. Ulan içimden geldi abi bir tane çakayım da bu da ya. Ne olmuş? Çok geniş adammış yani. Sen vursaydın diyecek oh acıdı diyecektir o zaman tamam. O daha ya. Biraz da acıyacak çünkü. Böyle bir tanesi dişçiye gitmiş de bağırıyor dişi demiş ki acıyor mu demiş hayaldir demiş. Hipnoz olmuş ya. Narkoz olmasaydı ki. He acayip bir şey ya. Bu bedbahtlar aczi mutlak ve yalnız bir cüz ihtiyariden başka ellerinde olmayan firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şey idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi bir maddeyi hiçten yoktan icat edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde hiçten icat gelmediği cihette ahmaklıklarından diyorlar. Yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata dusturu kadir-i mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Evet, Kadir-i Zülcelal'in 2 tarzda icadı var. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten yoktan vücut veriyor ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. Diğeri ise inşa ile sanatlıdır. Yani mesela senin yaratılman ruhun var ya ruhun.
Yani senin rol kimseye benzemiyor. Ha bu yoktan işte yaratılmış. Ama vücudundaki elementler ise topraktaki maddelerden yapmış. Yani mesela duyguların, vefa, hayan, edebin bunlar yoktu. Fasulye domatisten de gelmemiş. Yani başka bir varlığı var Allah'ın sanatı ki beden. Bu da inşadır. Mevcudattan topluyor. Ha o zaman sen inşa diyorsan şu insanısı bedenle izah ediyor. İnsan bedenle insandır diyor. Vefası var, hayası var, edebi var, namusu var, şahsiyeti var. Var da var. Bu taraflarını insan olarak görmüyorlar. Maddenin fonksiyonudur zannediyorlar. Diyor ki evet yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata düsturu Kadir'i mutlaka teşmin etmek istiyorlar. Evet, Kadir-i Zülcelal'ın iki tarzı icadı var. Bir de okuyorum. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten yoktan vücut veriyor ruhumuz gibi. Ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriliyor. Diğeri ise inşa ile sanat iledir. Yani kemal hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Yani bu vücudumuzu inşa ediyor. Ruhumuzu ise ihtira ile yeniden ibda ediyor. Yoktan yaratılıyor. Her emrine tabi olan zerratları ve maddeleri rezakiyet kanunu ile onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet, Kadir-i Mutlak'ın iki tarzda hem ibda hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek, yoku var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi ve umumi kanunudur. Allah yoktan var ediyor, ruhu yaratmış. Yoktan var etmiş. Var olan ruhu da götürüyor. Bir baharda 300 bin envazi hayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratından başka bütün keyfiyeti, yani sıfatlarımız yok mu? Merhamettir, hayadır, edeptir, vefa. Suretimiz ruhumuza göre almış. Mesela korkunca surat değişiyor. Namazı varsa surat ayrı. Namazı yoksa surat ayrı. Efendim cinni cemaatleri varsa, Sünni ise, Alevi ise, Şii ise suratlar farklı. Fransız, Almansa bunlar sıfatlarıdır. Ruha göre dışarıya vuruyor. Bu maddenin evrilip devrilip çevrilmesinden olmamış ki. Niye onun suratı öyle? Niye namazlıların suratı öyle de namazsızların suratı öyle? Maddenin evrilip çevrilmesinden midir? Senin merhametin var. Niye? 90 kilosu. Onun merhameti yok. Niye? 70 kilo da onda. Yani merhamet, haya, vefa maddenin fonksiyonu mudur? Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanunudur. Bir baharda 300 bin enva zihayet mahlukatın şekillerini bak. Bir, sima. Haletlere göre sima. İki, sıfatlarını, belki zerratından başka bütün keyfiyat ve ahvallerin hiçten var eden bir kudrete karşı. Yoktan var ediyor ya. Bir tanesi bana dedi ki, sen bugün Kur'an okudun mu diyor. Beni çok yakından tanıyor. Niye dedim? Bugün dedi, Kur'an'ın, nurun yok dedi. Hakikaten okumadım. İkindiyi geçmiş okumamıştım. Yok diyor. Soluk bir siman var diyor. Biraz dikkat ederseniz siz de hemen anlarsınız eşinizden, yakınızdan. Bak, namazı kılıp Kur'an okuyup okumadığını, teheccüd namazını kalkıp kalkmadığını da daha eğili olanlar anlıyor. Namaz kılmadığı simadan, sesten anlıyor. Sesli titreşimlerinden de anlaşılıyor. Yani bunlar sıfattır demek istiyor. Avalenin hiçten var eden bir kudrete karşı yoğu var edemez diyen adam yok olmalı. Bitiyor cümlem. Tabiatı bırakan ve hakikate geçen zat diyor ki Cenab-ı Hakk'a zerrat adedince şükür ve hamd ve sena ediyorum ki kemal imanı kazandım, evham ve dalaletlerden kurtuldum ve hiçbir şüphem kalmadı. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemal iman. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimun hakim. Ve ahir devahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.